Mesele bu kalp kadehini, kalp kazanını tertemiz bırakmak. Tertemiz olsun ki ilahi aşk şerbetleri dolsun. Allah'a ait olanı mı istersin? Allah'tan geleceği mi istersin? Ne dedi Mevlamu Teal? Estaizu billahi bismillah. Ana agne şuraka. Ben ortakların en zenginiyim. En zengin ortağım ben. Ortak koşulanların. Eğer benim için bir şey yapıyorsa kulum, ona başkasını ortak koşuyorsa onu ortağıma bırakırım diyor. İstemem onu. Bir şey yapacaksa sırf benim için yapacak. Hem Allah için hem falanca razı olsun. Hem Allah için hem filanca razı olsun. Bırakırım onu diyor. Kimi bana ortak koştuysa onda. Ne demek bu? Allah'tan gelenin hiçbir şeyle karışımı olmaz. Allah ehlinin kapısına geliyor, yoluna giriyor, yoluna giriyor. Sonra bütün hocaları dinliyor. Ondan sonra bu Allah ehlini de dinliyor. Ondan sonra çok hızlı yol alacağını zannediyor. Kalpten dökülen hak şerbeti, o şerbeti dolduracağın bir bardağa, o bardağa her şerbetten koymuşsun. Hak şerbeti oraya dolar mı? Ne mümkün? Bir de sorsan kendine dervişim diyor. Dervişlik böyle ne mümkün, ne mümkün. Hak şerbetiyse istediğin. Yok, her şerbetten koyuyorum dersen ona da itirazımız yok. Mukarreblerin yolundan gideceğim diyen insan varsa, sırf hak şerbetini kadehime dolduracağım diyen varsa, o zaman o şerbet hangi gönülden dökülüyorsa onun altına kadehini tertemiz getirsin. İçinde bir damla bile başka bir şeyden olmayacak, getirecek. O zaman yolunda aşkı şevkiyle yürümeyi bilir. O zaman istediği her makamı görür, erişir. Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Mahrem-i inhoş, cüz, bihoş nist. Mahrem-i inhoş, bu aklın mahremi diyor. Beyhoş olandan başka bir şey değildir. İlahi sırlara vakıf olmak isteyen, aklı hayretlere düşecek. Bunu kabul etsin bir kere. Ondan başka bir şey, bir yol yok. Çünkü hayran olduğun, aşık olduğun mükemmel bir zat. O seni her haliyle, her tecellisiyle hayretlere düşürecek. Hayretlere düşeceksin. Çok çok kendinden geçeceksin. Bu yolda gideceksen bunları göze alacaksın. Aşık olduğun suni bir varlık değil. Aşık olduğun Allah'ın nurudur Celle Celaluhu. O nuru taşıyan seni hayretlere düşürecek hep. Alışacaksın. Bu işin mahremi böyle diyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Merzaban ra müşteri cüz goş nist. Bunun müşterisi sadece kulaktır, kulak. Kim alır bu manayı? Bu anlatılan bu nuru kim almaya hak kazanır? Kendini dinlemeye adamış olan kul. Konuşmaya değil. Konuşmaya değil. Neyi burada bize öğretiyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri? Geleceksen Allah erinin huzuruna davalarından vazgeçeceksin. Ben şuyum, ben buyum, ben öyleyim, ben böyleyim. Onların hepsini kapının arkasında bırakacaksın. Onun huzuruna sadece kulak olup geleceksin. Sadece dinleyeceksin. O zaman bir nasip alma ihtimalin, imkanın olur. Ama her söylenilen söze bir şey bul, bir itiraz vari sözlerle gelirsen, ondan alacağın nasibin çok cüz'i olur yani. Kulak kesileceksin, iddialardan geçeceksin. Kalbinde hak şerbetini kaynatan o kulak kesileceksin. Allah'ın izniyle.
O zaman bu yolda hakiki bir şekilde ilerlemeye, teslimiyetle yürümeye yol bulabilirsin.